takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket, üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun, iyi olmaya çalışıyoruz. Rabbim herkese iyilik, dirlik, düzenlik versin. Bugün Ramazan'ın ilk günü, herkesin Rabbim Ramazan'ı mübarek olsun. Aldığımız abdestler, kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar, tuttuğumuz oruçlar, yapmış olduğumuz ibadetle, yapmış olduğumuz hatimle, bütün okumuş olduğumuz sureler, eksinden kusurundan Rabbim kabul etsin. İnşallah bu ayları, bu yılları çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşinizden, dostumuzdan Allah tekrar ulaştırsın. Sevdiğimiz, sevmediğimiz bütün herkesin ibadetlerini Allah kabul etsin. Herkese dua edelim, dua bekleyin kıymetli takipçilerim. Allah herkese Rabbim sağlık, sıhhat versin, evlerin huzur versin. Evet değerli takipçilerim, bugün sizlere bir kısa da olsa video çekmek istedim. İki haftayı aştı video çekmiyorum değerli takipçilerim. İlla ki hepiniz merak ediyorsunuz. Hepimiz biz aileyiz. Hepimiz bir aile olduk YouTube kanalında. Cemil'in köy altında bütün takipçilerim. Allah razı olsun. Geçen 15 gün önce İbrahim abinin Instagram'da, Face'de, WhatsApp'ta fotoğrafını paylaştım. İbrahim abim dua bekliyoruz. Ya. İbrahim abim aniden hastalandı arkadaşlar. 4 günün 5 günün içinde vefat etti. Tabii ki illa ki sizler de merak ediyorsunuz, paylaştı. Kiminiz cevap verdim, kiminiz cevap veremedim. Bütün takipçilerim Allah razı olsun. Çoğu herkes aradı. Kiminin telefonunu cevap verdim, kimini veremedim. İlk günler hiç veremedim. Gerçekten İbrahim abi benim bir kardeşim gibiydi. Çok üzüldük arkadaşlar. Yıkıldık. Çok yani hepimiz perişan olduk. Çoluk, çocuk hepimizde. İnanmazsın evimizde 15 gündür dün bir yemek pişirdik. Zaten bizim kız güldeydik. Gidiyoruz, geliyoruz. Eşim olsun, çocuklarım olsun. Hep oradaydık kardeşimin yanında. Çok kalabaydı. İbrahim abi hastalandı arkadaşlar. 4-5 günün içinde vefat etti. İbrahim abimi gönderdik. Öbür tarafa Allah orada mekanını cennet etsin. Sevdiklerine ulaştı. Orada sevdiklerine ulaştı ama burada sevdiklerini bıraktı gitti. Hatice'miz kaldı babasız. Diğer takipçilerim. İbrahim abi bizim kızın ikinci eşiydi arkadaşlar ama 13-14 sene oldu evlenene. Mutlulardı. Olmadı. Hatice'miz oldu kaç sene sonra. O da doğum sendromlu oldu kuzumuz. O bizim biricimiz, meleğimiz, hepimizin yanında sevgili, saygılı. Hepimizin yanında bir çiçek arkadaşlar Hatice. İbrahim abinin hiçbir şeyi yoktu arkadaşlar. Bizim kız öyle diyor. Bir doktora gitmiş, bir inleserol takılmış insan değildi. Sadece şekeri vardı. Şeker takip oluyordu. Başka hiçbir şey yoktu. Onu bizim kız 3 aydır bir götürüp raporuna yengül ettirip şeker ilaçlarını yazdırıp geliyorlardı. İbrahim abi dernek başkanıydı arkadaşlar. Bu engellilerin başıydı. Derneğin başkanıydı. Bir gün önce çiğ köfte vermişler. Ondan sonra tatlı. Çiğ köfte yemiş. Arkasından da tatlı yemiş. Bizim kız da komşusu Fatma yengene. Dayımın geline doğduğu gitmişler. Oradan gelmiş çay pişirmişler. Bizim kızı demiş bugün çok şeyler kaçırdın demiş. Yedik içtik demiş her şey boludu demiş. Bizim kız da başkasına söz vermişmiş. Oradan neyse yedik içtik abadayı çayımızı içtik diyor yattık diyor. İbrahim abi 12-1-2'ye kadar yatmazdı. Çok geçerler. Yatınca da bir midesinin bulantı geliyor. Bir karnının sancı geliyor. Söyleme sayıp istiğfar ediyor. Kusuyor. Bizim kız bayağı sabahcık hiç uyumamışlar ikisi de. Mide bulantısından, kusmadan, ağrıdan, sancıdan. Sabahleyin bizim kız ne bilsin üşütler aldı midesinde yana sağlığı gidiyor. Yana sağlıkta bir iğne yapılıyor. Seron dokuluyor arkadaş. İlaç veriyorlar. Geri geliyor eve. Buradan biraz ilaçları içince, iğneye seronu takılınca kusması geçiyor. Mide bulantısı da geçiyor. İyi diyor bugün rahatın diyor. Ama hiç uyumamış arkadaşlar 2 gün. Ertesi gün yine sancı geliyor. Bir bulantı kusma. Gaynının oğlundan bizim kız acile gidiyor. Acilde de aynı şekilde iğne seronu takıyorlar. Geri gönderiyorlar. Ertesi gün yine aynı arkadaşlar. Bizim kız da diyor ki ya biz geliyoruz bizi gönderiyorsunuz. Bunda var bir şey. Böyle yediğin işten adam çıkarıyor ciğerleri diyor. Sanki yerinden oynadı böyle diyor. Yani öyle böyle uyurmuyor diyor. Oradan neyse film çekiyorlar arkadaşlar. Ondan sonra tahlil yapıyorlar. Bizim kız kızınca akciğerinde diyor su var diyor. Akciğerinde diyor yukarı çıkacak yoğun bakım alacağız diye bizim kıza. Bizim kız oradan hemen görümcelerini arıyor. Ondan sonra kız Ayşegül arıyor. Gaynını arıyor. Gelin böyle böyle kardeşiniz yoğun bakımı geliyor. Hepsi de Allah razı olsun. Toplanmışlar aniden. Biz de gittik. Bize de aradılar arkadaşlar.
Abimgiller arıyor. Oradan neyse yoğun bakımın önümüzü toplandı. Tabii kimseye uymadılar. Sadece bizim kızının Ayşegül'ü girdi. Oradan pazar günü akşamleyin işte arkadaşlar 3.30 gibi falan girdi. Cuma gün sabahta vefat etti İbrahim abim. Her gün bizim kız gelin iki kere girme hakkı vardı. Konuşuyorduk, görüşüyorduk, gidiyorduk ama giremiyorduk. O entübü diyor arkadaşlar. Boğazına hortum sallamışlar ama o boruda kalın bir boruyormuş. Şöyle diyor. Bizim kız bayağı bak şu gıdak var diyor. Lavabo borusu gibi nasıl oluyor öyle diyor. Çok kalın diyor. Burnuna hava atmışlar, serum da atmışlar ama yani bayağı kötü oldu İbrahim abi 4-5 günün içinde. Ondan sonra biraz iyi, biraz kötü, biraz iyi, biraz kötü. Biz seviniyorduk arkadaşlar çıkacak diye hep okuduk. Yasin'le okuduk, dualar topladık. Kaç gün bizim kız gelin evinde bekledik hepimiz de. Kendi ailesi, bizim ailemiz. Hep beraber orada hep bekledik, dua ettik. Ondan sonra cuma günü sabahleyin bizim kız aramışlar. Böyle böyle hastanız ağırlaştı. Hastanızın yanına gelin diye. Bizim kız hemen Atalay vardı. Annem zaten orada kalıyordu. Teyzem orada kalıyordu. Fatma yengem, amcamın gelini orada kalıyordu. Bizim kızın yanında kalıyorlardı hep. Oradan hemen bizim kız onu kaldırıyor. Gayne geli çağırıyor. Gidiyorlar arkadaşlar. İbrahim abinin galbi durmuş. Tekrar çalıştırmış. Rahat durmuş. Bilmiyoruz arkadaşlar neden olduğunu. Aniden akciğerinde su var dediler. Sonra galbi dediler. Ağır atıyor dediler. Aniden birden İbrahim abi 3-4 günün içinde vefat etti. Maşallah. Adam böyle bir adam, hasta bir adam değildi. Yani kendini bakan, çok iyi bakan bir insanıdır. İbrahim abiye gönderdik arkadaşlar. İbrahim abiye vefat etti. Hatice'miz babasız kaldı. Çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Geri döndüremedik. Öldüğü günden itibaren 7 gün meğer okuttuk. 7.sine de yaptık arkadaşlar. Gece gündüz 7 gün okuduk. 7 gün okuduk daha sonra merdine de yaptık. 7 merdine de yaptık. Allah kabul etsin. Topladık. İlla ki 10 gün durduk. 10 gün sonra herkes evine dağıldı. Ben komşumuzun çocuğuna bakıyordum. Bakamadım o günün arkadaşlar. Allah razı olsun. Baktılar kendileri. Annem gitti köye. Babam Ramazan oruç tutacak. Annem oruç tutacak. Babam şeker hastası. Babam kaç gün bir şey yemedi içmedi. Babam hastalandı. Annem hastalandı. Kendim desen tansiyonum çıktı. Bizim kızım deseni öyle. İbrahim abi hepimiz üzdü arkadaşlar. İşte değerli takipçilerim yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Allah nereden ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyorum ne nasıl oldu İbrahim abi hala inanamıyoruz. Birden olduğu için bir gün hastaneye yattı duyduk. Bir gün vefat etti duyduk işte arkadaşlar. İbrahim abi işte böyle geldi gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor. İyisiyle kötüsüyle üzüldük mü çok üzüldük. Çok perişan olduk. Gerçekten arkadaşlar çok sevilen sayılan bir insandı. Herkes tarafından çok sevilen sayılan eski Güney köylüydü İbrahim abi. Ben gitmedim. Benim oğlan beni götürmedi cenazeye. Çok kötü oldum arkadaşlar. O yüzden eşim diyor ki çok böyle şehit cenazesi gibi diyor. Çok kalabalıydı diyor. Her tarafı insandı diyor. O kadar mi sevilir sayılır insan diye bilmiyorum ben diyor. Ben de yani böyle ilk defa gördüm bir insanın cenazesinin galaba olduğunu diyor arkadaşlar. Benim eşimin oğlum. Çok kalabaydı diyor. Hep gittiler Allah razı olsun. Eşi, dostu, duyan, duymayan. 3-7 selam verdi. Kendi köylerinde, Uşak'ta, Combur'ta her tarafta selam edirdik arkadaşlar. Sevilen, sevilmeyen herkes gelmiş. Kardeşim yalnız kaldı. Hatice de kaldı. Her zaman derdi bu benim ikinci baharım derdi bizim kıza. Bizim kızı hiçbir yere tek başını göndermezdi. Her tarafı kendi götürdü, kendi getirdi. İşte böyle arkadaşlar. Allah razı olsun. Merak ediyorsunuz. Kaç gündür yazıyorsunuz. Kiminizi dedim ya cevap verdim. Kiminizi veremedim. Ne olur kusura bakmayın. Canım istemedi hiç arkadaşlar. Elime telefon alıp da şöyle kimseye cevap veresim gelmedi. O yüzden bugün de dedim az da olsa kısa da olsa bir video çeken diğer takipçilerime dedim. Kaç gündür video paylaşmadım. Hiç canım istemedi arkadaşlar. Yani hiç video da çekmek canım istemedi. Evde yemek de yapasım gelmedi. Hiçbir şey yapasım gelmedi. İnanın. İbrahim abi bana çok koydu arkadaşlar. Hepimizi koydu. Bizim kız çok kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Yıkıldı. Kardeşim yıkıldı. Onunla beraber biz de yıkıldık.
Onun şey sünürümeyi samalet oldu arkadaşlar. Çocuk gününü aldıydık. İbrahim abiden önce alındıydı günü. Bayağı olduyduk alalı gününe. O da geçen hafta işte ameliyat oldu. Cuma günü İbrahim abinin haftasını da ameliyat oldu. Ettirmek zorundalardı. Çocuğun burnunda kemik vardı. Kemik alındı. Nefes alamıyordu çocuk. Burnuna baskı yapıyordu. Baş ağrıyordu. Onu da ameliyat ettirdik. İki gün de o hastanede kaldı. Onun yanına gittik geldik. Tekrar dün evi çıktı. Eve gittik geldik. Rümeysa'nın yanındaydık dün. Oradan kardeşimin yanına geçtim. İnanın ya insanın soğuk gelir mi soğuk geldi. İbrahim abiye böyle gidince biz böyle çok koydu hepimiz arkadaşlar. Aslında hayatta insan yaşarken sevdiklerinin kıymetini çok iyi bilecek arkadaşlar. Sevdiklerimizle güzel günler geçireceğiz, güzel vakitler geçireceğiz. Hayat yaşamaya değer derler ya. Hayat yaşamaya değer ama yarının ne getireceğini asla. Ben bunu öğrendim. İbrahim abi sen bir gün önce ye iç. Ertesi gün acili git. Acilden yoğun bakımı gel. Yoğun bakımdan vefat et. Ben onu bilmiyorduk arkadaşlar. Biz iyi olacak diye beklerken, dua ederken, dua toplarken İbrahim abi biz işte böyle yıktı. Kanalımdan bir tane daha kişi gitti arkadaşlar. İbrahim abi yok artık. Ben oraya gittiğim zaman bizim kız girdi. Kahvaltı yaparken hemen elimden telefon alır. Otur sen otur ben çekerim. Hemen oturtturdu. Benim videolarımı çekerdi. Biz öldürdük. Bizim kameraman bu derdi. Düğünlerde, dümbeklerde. Nerede olursa olsun fotoğraf çekmeyi, kamera çekmeyi çok severdi arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevdiklerinin yanına yollasın inşallah. Sevdiklerinin yanına ulaştırsın. Annesi, babası, kardeşi öldü. 2 sene önce de kardeşi öldüydü. Olan kardeşi Mehmet abiye vefat ettiğiyle. İşte böyle arkadaşlar. Bu vefatten önce 2 tane videolarım vardı. Yarım yarım kaldı. Onları paylaşamadım. İbrahim abinin hastalanmadan bir gün önce sabahta arkadaşım gibi gittiydik. Orada toplandıydık. Havize komşum Halime, Duygu, Seda, Nur, Seda demişim, Nursi'yim. Orada da video çekelim. O da paylaşılacak kaldı. İşte o gün İbrahim abinin yoğun bakımı girince, duyunca o gün birleştirip paylaşacaktım. Apar topar eşimle oraya gittik. Kuşağı yoğun bakım hastaneye. Bunları paylaşamadım. Yarım kaldı. Herhalde Ramazan'dan sonra paylaşırım. Kaldı yarın takipçilerim. Yine çekebilirsem az da olsa videolarımı çekmeye çalışırım. Dedim ya hiçbir şey canım istemeyelim. Kollarım bağlandı. Hiçbir şey. Dünyayı sen mutluysan hayat sana güzel diyorlar ya. Doğru söylüyorlar. İnsan bir yanın gitti mi insan üzülüyor ister istemez. İbrahim abi gitti gelmez. Hatice'miz diyor. Babam üstünü giydi. Hastaneye ne vurulmaya gitti. Oradan gelirken bana çıto saracak. Gelecek. Öyle biliyor çocuk. Öyle şey ettik. Çocuğun psikoloji bozulma. O da araya da hasta oldu. O da hastalandı. Böyle ilaç kullandı çocuk. Babasını çok seviyordu. Bilmiyorum nasıl öğretirler, nasıl anlatırlar. Çocuk hastaneden gelecek biliyor. Daha 4 yaşında yaşı küçük çocuk. İşte böyle kıymetli takipçilerim. Kusura bakmayın. Hepinize cevap veremedim. Hepiniz Allah razı olsun. Tabii bizi sevdiğiniz için, bizi merak ettiğiniz için arıyorsunuz, soruyorsunuz. Telefonlarınız cevap veremedim. Yorumlarınıza bakıp cevap veremedim kıymetli takipçilerim. Az da olsa bizi bildir diye yazmışsınız. Dün de Seda anne dedi. Sen bir kısa video çek paylaş bir de. Takipçilerim biz merak ediyoruz yani. Kimini vefat etti dedim. Kimini diyemedim arkadaşlar. İşte böyle kıymetli takipçilerim. Ben az da olsa bugün bu videomu paylaşayım. İnşallah çekebilirsem arada videolarımı çekmeye devam ederim. Dedim ya hayat devam ediyor arkadaşlar. Ölenler ölülmüyor. İşte arkadakiler kalanlar üzülüyor. Başka kıymetli takipçilerim. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Rabbim İbrahim abimin de mekanını cennet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Yattığı yerler nurla dolsun. Allah herkesin evine, hanesine Rabbim hayırlı geçimler versin. İlkin arkadaşlar her şey yerine geliyor. Her şey Allah bulduruyor, çaresi oluyor. Sadece ölüm olmuyor çare, ölümü bulunmuyor çare. İşte İbrahim abiye gelmeyecek yere gitti. Her şeyin çaresi oluyor arkadaşlar. Borç da dönüyor, yiyecek içecek de bulunuyor, iş de işleniyor. Her şey oluyor. Ama insanoğlu diyemeyiz. Yetemedin, bitemedin, alamadın, veremedin. İşte böyle dünyaya
döndürmeye çalışıyoruz kıymetli takipçilerim. Allah herkese sağlık, sıhhat versin, evlerini, hanelerini huzur versin. Rabbim herkesin çoluğundan, çocuğunun hayırlı geçimler versin. Ramazanınızı Allah'ın rızasından, kuşlarınızı tutturup Ramazan'ı çıkartmayı nasip etsin. Bu ayları, bu yılları çoluğumuzdan, çocuğumuz, işimizden, dostumuzdan tekrar inşallah bizlere ulaştırsın bütün cümlemize. Herkese dua ederim, dua beklerim kıymetli takipçilerim. Bugün işim götürmedi. Bizim köyde dikiş nakış kursu var. Arkadaşlarım aradı. Az önce Nazlı arkadaşımla Yağmur aradı. Yenge kayıtlığa başladı. Gelin. Kayıt olun diye. Hiç gitmeye de canım istemiyordu. Bir o da arkadaşlar çekişti. Kendince gözün gönlün açılır. Gittiler. Öyle gıda bebek tokuyor arkadaşlar. Bir buçukta teslim ediyorum bebeğim ben. Ondan da hocaya gittim. Şimdi kayıt oldum. Geldim. Bu sene hiç canım istemiyordu. Dedim arkadaşlar hep oradalar. Pınar, Nazlı hepsi beraber. Ben de onların yanına gideyim gibisine vakit geçireyim dedim ya. İnsan yaşadığın sürece insanın her şeyi can istiyor. Her şey gönlünden geçiyor bilmem takipçilerim. Allah nasip ederse bugün dikiş nakış kursuna yazıldım geldim. Ramazan bayramından sonra öğleden sonra dikiş nakışla başlayacağım arkadaşlar. Ama öğleden sonra yazıldım. Sabahtan bebek baktığım için hocaya bugün yazıldım geldim. İşte böyle arkadaşlar. Ne diyelim? Bugünkü videomuz böyle. Bir hatırlatmak, bir konuşmak, bir cevap vermek istedim hepinize de kıymetli takipçilerim. Çoğu arkadaşlarımız tabi Instagram'ı olmayanlar kanalı kapattı mı video çekmiyor. Hep öyle diyorlar. Arkadaşımın bir yorumları okumuş çok üzüldüm. Cemil abla dedi. Emine Pala diye bir tane takipçimle. Gerçekten çok üzüldüm dedi. Başınız sağ olsun dedi. Bir arkadaşımın biri demiş biz çok merak ediyoruz. Video çekmiyor, niye çekmiyor? Ufak da olsa bir video paylaş dediler. O yüzden dedim bugün çeken arkadaşlarıma bir video paylaşın. İşte böyle arkadaşlar. Kardeşim zaten bir çocuklardan boynu büküktü. Tekrar bir daha Hatice'den boynu bükük kaldı. Demiş ya adamı insana kardeşimin hangi derdini yani demiş ya. Kardeşin ne olursa aynası seni de üzülüyor. Aynasını sen de kardeşin derdini paylaşmak istiyorum. Biz iki oğlan iki kız kardeştik. Kız kardeşim benim her şeyim. Canım ciğerim kendi evlatım gibi. O da der her zaman sanki beni abam büyüktü der. Kardeşlerimden Allah bin kere razı olsun. Hiçbir zaman kardeşimiz yalnız bırakmayız ama İşte eşinin yerine dolduramayız. Abim olsun, küçük kardeşim olsun. Her an, her dakika yanındalar ama tabii eşinin yeri dolmaz. Evde insan eşi her şey oluyor insanın arkadaşlar. İyisiyle, kötüsüyle her şeyini paylaşıyorsun eşinle. Eşin her şeyin oluyor arkadaşlar. O yüzden kıymet takipçilerim yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Allah herkese geldi kalanları. Allah uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat. Hayırlı ömürler versin Rabbim. Evet arkadaşlarım, değerli takipçilerim, bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. İnşallah çekebilirsek. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun inşallah kıymetli takipçilerim. Esenlikle kalın.